Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim tam bir yaz pastası, mevsimine çok uygun bir pasta. Alt tabanı yumuşacık bir kek, ortasındaki krema ise enfes bir tada sahip. Üstündeki sos müthiş bir aroma veriyor pastamıza. Malzeme listesine geçeyim arkadaşlar. 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya gerekli. Burada kullandığım kalıp ise en büyük boy dikdörtgen borcamı kullandım. Karıştırma kabımıza yumurtamızı ve şekerimizi alıp mikserin yüksek devrinde çırpalım. İlk olarak orta devrinde, 2-3 dakikadan sonra yüksek devrinde alıp köpük kıvamına gelene kadar çırpalım arkadaşlar. İstediğimiz kıvamı aldıktan sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütümüzü ekleyip çırpmaya devam edelim. Ayrı bir yerde kasemizin üzerine eleği yerleştirelim ve 2 su bardağı unu elekten geçirelim. Kabartma tozu ve vanilyayı da elekten geçirelim. Yumurtalı karışımımızın üzerine unlu karışımı ekledikten sonra spatula ile aşağıdan yukarıya doğru karıştıralım. Dikdörtgen borcamımızın üzerine yağlı kağıt serip hazırlamış olduğumuz kek harcını üzerine yayalım. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için 2-3 defa zemine vurduktan sonra önce ısıtılmış olan 160 derecelik fırında pişirelim. Yaklaşık 45 dakika kadar, tabi fırından fırına değişebilir. Vişne sosu için vişnelerimizin çekirdeklerini ayıralım arkadaşlar. Elinizde varsa vişne çekirdeği temizleme aleti onunla yapabilirsiniz. Eğer yoksa bir tane pipet bunun için yeterli olacaktır. Evet, kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Kekimizi soğuması için bir kenara alalım ve biz kremasını hazırlayalım. Kreması için 1 paket vanilya puding, yaklaşık 400 gram kadar labne ve 3 su bardağı süt gerekli. Sos tenceremize sütü ve pudingi alalım. Krema kıvamını alana kadar karıştıralım. Evet, pudingimiz hazır. Altını kapattıktan sonra üzerine labne peynirimizi ekleyelim. Ve çırpma teliyle iyice karıştıralım. Labne peynirimiz müthiş bir tat verecek kremamıza arkadaşlar. Hazır olan kremamızı soğumuş olan pandispanyamızın üzerine gezdirelim. Gördüğünüz gibi kremamız çok akışkan bir kıvama sahip ama merak etmeyin, bekledikçe yoğunlaşacak. 4-5 saat kadar dinlendirelim. Hazırlamış olduğumuz vişne sosumuzu dinlenmiş olan pastamızın üzerine yayalım. Yalnız dikkat edelim, hazırlamış olduğumuz sosun ilk sıcaklığı geçmiş olsun. Eğer ilk sıcaklığı geçmeden dökersek alttaki muhallebi yukarıya doğru çıkacak ve istediğimiz sonucu alamayacağız. Ve sosumuzu döktükten sonra hiçbir şekilde borcamı oynatmayalım, yoksa sosumuz dağılacak ve hiç hoş olmayan bir görüntüyle karşı karşıya geleceğiz. Pastamız hazır arkadaşlar. Bu yaz pastamızı 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Pastamızı dilimlerken her seferinde havlu kağıdımızı, bıçağımızı silip temiz kesikler atalım arkadaşlar.
hemen bir dilimi sizin için servis tabağına alıyorum yakından görmeniz için. Yumuşacık keki, nefis kreması ve harikulade lezzetli sosuyla beraber müthiş bir tada sahip arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızla lütfen kendinizi belli edin arkadaşlar. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.